Öldürmeyi durdurmak istedim ama yapamadım. Başka hiçbir duygum ya da mutluluğum olmadı. Deniz Andrew Neeson, Kasım 1945'te İskoçya'nın Frankfurt şehrinde sevgisiz bir aile ortamında doğdu. Ebeveynlerinin evliliği büyük ölçüde alkolizm nedeniyle sadece 7 yıl sürdü. Genç Neeson, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte anneannesi ve büyük babasıyla yaşıyordu. Neeson'un büyük babasıyla çok yakın ve sevgi dolu bir ilişkisi vardı. O güvenen, ilham veren ve hayran olan biriydi. İkisi sıkışmıştı. Neeson yaşlıların en sevdiği torunuydu. Ancak doğal nedenlerle, ilerleyen yaşı nedeniyle büyük babası öldü. Sevilen birinin ölümü gibi karmaşık olaylar söz konusu olduğunda haberi çocuğa verirken çok az özen gösterildiğinin farkında olmak için küçük bir çocuğa sahip olmak gerekli değildir. Ve bu Neeson'ın annesinin sahip olmadığı şeydi. Çocuğa ölümden bahsetmeden onu büyük babasının cesedini götürdüler. Neeson'un çocukluğu pislik ve karışıklıklarla doluydu. 8 yaşındayken neredeyse denize boğuluyordu. Bir genç tarafından kurtarıldı. Onu kurtaran kişinin tam olarak bir kahraman olmadığı ortaya çıktı. Neeson kurtarılmasına rağmen bilincini kaybetmişti. Ve bu arada onu kim kurtardıysa onun üzerine mastürbasyon yaptı. Uyandığında ne olduğunu anlamaya gitti ve karnında sperm olduğunu gördü. 10 yaşındayken annesinin yeniden evlendiğini ve bu kez 4 çocuk daha doğurduğunu gördü. Sonunda Neeson imal edildi, muhtaç ve yalnız bir çocuk oldu. Yetişkinliğine kadar süren bir duyguydu bu. Ergenlik döneminde cinsel hayatı hakkında herhangi bir rapor yok. Ancak her zaman aynı cinsiyetten genç insanlara ilgi duydu. 16 yaşındayken orduya yazıldı ve aşçı olarak çalıştığı orduda görev yaptı. Bir kasabın tipik bıçak kesme uzmanlığını orada özümsedi. Gelecekte suç uygulamaları için son derece yararlı hale geldi. Aşırı alkol tüketmeye başladı. Askerliği sırasında özel bir odada uyudu ve burada zorunlu olarak mastürbasyon yapmaya başladı. Cinsel fantezileri ürkütücü bir hal aldı. Çünkü ölü bir adamla çiftleştiğini hayal ettiğinde doruğa ulaştığını fark etti. Makyajı kanı taklit etmek, hayal gücüne daha gerçekçi tonlar vermek için kullandı. 27 yaşında hayatını polis olmaya adadı. Otopsi derslerine hayran kaldı. O kadar şaşkındı ki kariyerini bıraktı. Dersler, çocukluk travmasının peşini bırakmayan o yetişkin dürtüsünü tatmin etmek için yeterli değildi. Söylemek gerekirse ellerini kirletmek istiyordu. Neeson daha önce de belirtildiği gibi çok yalnızdı ve her şeyden önce muhtaçtı. Diğer insanlarla ilişki kurmakta çok zorlandığı için bu varoluşsal boşluğu doldurmak zordu. Ama onun tarafında denemeler için sıkıntı yoktu. Gece hayatı, erkeklerle barlarda buluşup onları evine götürmekten ibaretti. Hepsi not edilmelidir. Çok fazla alkolle yıkandı. Evde partnerleriyle ilişkiye girdi. Ama uyandığında yalnızdı. Sevgi yok, sadece ilişki var dedi. Böyle bir durumdan memnun olmayan yeni arkadaşları merakla onun yanında kalmaya başladı. Ancak bu sefer arkadaşlar ölmüşlerdi. Sabah terk edilmesini önlemek için eşini uyurken boğdu. Cansızdı. Onu sevebilirim, birlikte banyo yapabilirim, televizyon izleyebilirim ve özel hayatı hakkında konuşabilirim dedi. Ve cesetle çiftleşti. Her zaman istediğim şey buydu dedi. Yalnız günleri sona ermişti. İşe gitmesi gerektiğinde ölüleri odasındaki tahtaların altına gömdü ve eve döndüğünde boşluğu doldurmak için ölüyü tekrar dışarı çıkardı. Korkunç leş kokusundan kaçınmak için evin etrafında deodorant kullandı. Ceset çürümeye başladığı andan itibaren son derece keskin bir pala ile dörde böldü ve etin çıkarılmasını kolaylaştırmak için kurbanın kafasını elindeki büyük bir tencerede kaynattı. Aynı şekilde ceset parçaları da evin bahçesinde saklardı. Evin etrafını yakar ya da tuvalete atardı. Bu arada polis tarafından keşfedilen patentte çok sayıda ölümlü kalıntıyı attığı için bir gün yaşadığı binada komşuları artık sifonu çekemeyip tesisatçıyı çağırdı. Bir el feneri ile kanalizasyon rögarına gittiğinde gördüklerine inanamadı. Bu şimdiye kadar tanık olduğu en uğursuz sahneydi. Tuvaletin akışını kesen 30'dan fazla et parçası vardı ve sadece barbekü atıkları gibi görünmüyorlardı. Korkan tesisatçı başka bir gün amire ile birlikte geri gelmeye karar verdi.
Nixon, Catron'un liderliğini alarak teftiş kutusuna indi ve kanıtları topladı ve nereye bırakacağını bilmeden onları binanın bahçesine attı. Öyle olur ki talihsizliğine iki komşu da onu izliyordu. Geçen gün Catron meslektaşlarıyla birlikte döndüğünde neredeyse hiç et parçası kalmamıştı. Aynı komşular daha sonra Nixon'dan şüphelendi ve polisi aradı. Çağrı üzerine çağrılan baş polis müfettişi Peter, tuvaleti hala tıkayan et parçalarını David Bowen Northern Üniversitesi'ndeki profesöre inceletti. Adli sonuçlar bunun insan eti olduğunu gösterdi. Polis daha sonra Nixon'ın dairesine gitti ve cesedin geri kalanının nerede olduğunu söylemesi için ona baskı yaptı. Aynı anda çok soğuk ve doğal bir şekilde davranan Nixon, plastik torbalarda, kapının yanındaki dolapta diye yanıt verdi. Jay sordu, bir veya iki bedenden mi bahsediyoruz? Nixon alaycı bir şekilde güldü, 15 ya da 16 diye yanıtladı. Polis merkezinde Nixon suçlarının neredeyse tamamını itiraf ederek kolluk kuvvetlerinin kurbanlardan bazılarını tanımlamasına yardımcı oldu. İskoçya'da doğru bir şekilde kullanılan teknikleri bildirdi. Pişmanlık göstermeden hem işleyiş tarzı hem de bilginin doğruluğu hakkında tüm şüpheleri ve soruları çözdü. 30 saatten fazla süren ifadenin ardından polis, kurbanların cesetlerinin parçalarını bir araya getirmeyi başardı. Bulunan cesetlerden biri, soruşturmanın devam etmesi için Nixon'ın tutuklanmasını sağladı. Nixon duruşma tarihine kadar Londra'nın Brixton semtinde cezaevinde kaldı. Bu arada polis yetkilileri bahçede kendisine ait binden fazla kemik parçası buldu. İtiraf karakol öncesi ve sırasında oldu. Suçların ayrıntılı açıklanması 30 saatten fazla ifadede gerçekleşti ve bulunan maddi deliller dolaptaki ceset torbaları ve bahçedeki kemiklerle vurgulandı. Son soruşturma raporu iddianamede daha sonra resmileştirildi ve Nixon 6 cinayet ve 2 cinayet teşebbüsle suçlandı. İskoç'un şimdi sadece jüri duruşması beklemesi gerekiyordu. Duruşma 24 Ekim 1983'te yoğun bir televizyon yayınıyla başladı. Nixon medyanın suçlarına verdiği tepki karşısında dehşete düştü. Arzusu sadece sıradan bir adam olarak görülmekteydi. Çünkü kendini öyle görüyordu. Savcı Alan Green tarafından temsil edilen savcılık, Nixon'ın polis merkezinde verdiği ifadelere dayandı ve onun yaptığı tam olarak bildiğini ve akıl hastalığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını savundu. Green saldırılardan kaçan 3 kurbanı sıraladı. Tanıklar savunma tezine ciddi zarar verdi. Açıkça zarar veren bu senaryo ile karşı karşıya kalan Nixon'ın avukatı, tanıkların davanın temel ayrıntılarını açıklamadığını ve özellikle Sarah hikayeyi medyaya sattığını iddia ederek ifadelerin güvenilirliğinin azaldığını belirtti. Tanıkların değerlendirilmesinin ardından savunma, jüri üyelerine Nixon'ın akıl hastası olduğunu ve iddia edilen suçlardan beraat etmeyi hak ettiğini vurguladı. Savunma tezini kanıtlamak için avukat Hems, mahkemede ifade vermek üzere 3 psikiyatristi çağırdı. Bunlardan ilki, Nixon'ın adını vermeden bir kişilik bozukluğundan muzdarip olduğundan bahsetti. İkincisi, ona sınırda ve şizofren teşhisi koydu. Kullanılan isimlendirmelerdeki çelişkiye rağmen şimdiye kadar savunma için her şey yolunda görünüyordu. İşte o zaman üçüncü tanık, önceki psikiyatristlerin belirttiği kanıtları bulamadığını, Nixon'ın son derece manipülatif olduğunu açıkladı. Savunma tezine verilen hasar konsolide edildi. Duruşma 3 Kasım 1983'te sona erdi. Jüri üyeleri karar vermek için emekli oldular ve ertesi gün karara vardılar. Nixon savcılık tarafından isnat edilen tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik şartlı tahliye imkanı olmaksızın. Hayatının geri kalanını hapiste geçirmeye mahkum edilen Nixon, Londra'daki maksimum güvenlikte hapishanesinde geçirdi. Aralık 1983'te başka bir mahkum tarafından jilette saldırıya uğradı. Yüzünden ve göğsünden yaralandı. Saldırı karşısında başka bir cezaevine nakledilmek zorunda kaldı. 1983 ve 2003 yılı arasında Nixon, İngiliz hapishanelerinden birine geçerek birkaç kez transfer edildi. Sonunda cezasını çekmek için İngiltere'deki maksimum güvenlikte hapishaneye gönderildi. 10 Mayıs 2018'de Nixon şiddetli mide ağrılarından şikayet ettikten sonra York Hastanesi'ne götürüldü. Obdominal aort anevrizmasının rüptüre olduğu tespit edildi ve tamir edildi. Ancak daha sonraki ameliyatta kan pıhtılaşması yaşadı. Nixon 12 Mayıs'ta öldü. Sonraki bir otopsi
incelemesi Neeson'ın ölümünün acil nedeninin pulmoner emboli kanama olduğunu ortaya çıkardı. Neeson'ın cesedi Haziran 2018'de yakıldı. Bu tören 3 cezaevi görevlisi ve Neeson'ın cezaevindeyken yazıştığı kişi de dahil olmak üzere yalnızca 5 yas tutan kişiyle yapıldı. Serviste aileden kimse yoktu. Adalet Bakanlığı politikasına uygun olarak Neeson'ın cenaze masrafları için 3.323 euro ödediler. Külleri daha sonra ailesine teslim edildi. Peki sizler bu sapkın kişi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.